Ekonomi konuşacağız ama biz ekonomist değiliz. Ben kendi adıma söyleyeyim. Hani uzmanı ya bilmediğim konuda böyle bir şey konuşuyor olmak beni çok rahatsız ediyor. Ama şöyle bir durum var. Cebimdeki paranın nasıl eridiğini biliyorum. Evet. Geçen haftadan bu hafta daha fakirleştiğimizi de biliyorum. Hani öyle. Durumumuz da malum. Hani zaten Evet. Kısıtlı bir, az bir para, az parayla mümkün olduğunca bir yaşam sürüyorsun. O paradan eksilen her şey aslında, hayatımızı da eksiltiyor. Aslında ikimiz de ekonomiye en can alıcı tarafından bakan, en can alıcı yerinde duran insanlarız. Yani çocuk teorik için. Bilgimiz, küçük şeyimiz belki yok daha, ama evet. Yani neticede hakikaten bu yani bu. Vatandaş geçinebiliyor mu? Cebindeki para yetiyor mu? Geçen aydan daha mı fakir, daha mı zengin? Aynen. Bu, az önce istifakları konuşurken işin bu cep kısmını konuşmadık, burada konuşalım diye. Bu cep kısmına baktığınızda bunu telafi edecek artık mekanizma da zor. Hani bu şöyle şey ya, kibir kulesine çıktıkça o da görünmüyor. Elbette. Hani cepler de küçülüyor. Bizim. Orada cepler büyüyor, burada cepler küçülüyor. Sonuçta büyük bir uçurum var. İlk defa bu kadar AKP döneminde uçurum bu kadar ilk defa net bir şekilde tüm kesimler tarafından ifade edilir ya bir bak, hale geldi. Ben şunu da söyleyeyim sana. Muhafazakarı da, dincisi de, sağcısı da, solcusu bak, da. Konu komşum var. Yani benim iş hayatın içinde selamlaştığımız, görüştüğümüz insanlar var. O uçurum, oradaki uçurum da artık rahatsızlık verici olmaya başladı. Çünkü o kadar abarttılar ki AKP iktidarıyla birlikte zenginleşen bu yeni sosyetik muhafazakar kesimi, daha piramidin altında kalan taraflar, kesimler bu durumdan artık rahatsızlar. Yani neticede kardeşim, yani sen geçim sıkıntısı çekiyorsun, kiranı ödeyemiyorsun, efendim çocuğunu okula gönderemiyorsun. Aman işte hepimiz reise kurban olalım bilmem ne, ama işte hayatta böyle yürümüyor. Orada kurban oluyorsun, eve gidiyorsun. Aha, eve gidiyorsun, ha öyle değil. Onun için o kırılmalardan şey muhakkak biraz olacak, sert oluyor, oluyor. Bu dönemde. Biraz şimdi sert Tayyip oluyor. Erdoğan diyor ya, buzdolabıyla Türkiye uçuyor diyor. Ama karşılığı şöyle. Şimdi, buzdolabının hala, içi boş, içi. Sen? İçi boş. Yani bir de artık içi yok, içinde ya bir şey tut yok. Ki öyle. Şimdi hala bunun hiçbir bir iletişim ekibi yok, bir iletişim stratejisi yok. Yani şu söylenemiyor mu? Ya artık bunu biz kullandık, bu buzdolabını. Bir dönem işe de yaradı. 2018'de de kullandık, yakın işte. Bunu biz bir bırakalım. Yani şey gibi bir şey bu. Kemal Kılıçdaroğlu SSK'yı batırdı. Genel müdür bu adam. Yani genel müdürken hala bunu söylüyorsun. Yani bunlar hakikaten ne kadar kopuk olduğunu da gösteriyor. Aslında karşılığı kendi ekibinden de kopuk. Halde. Karşılığı olmadı da artık bu söylenmez ki. Yani siyaset gerçekler üzerine yapılan bir meslektir. Hala bunları tekrarlıyor olması gerçekten o kendi içinde bulunduğu yalnız, zihni yalnızlık dünyasını da bize biraz açıyor aslında. Öyle. Şimdi şey var ya, böyle ne yaparsan, bir karikatür var, görmüşsündür, sosyal medyada da dolaşıyor. Şimdi çizen aklım olmadığı için şey yapmak istemiyorum. Millet aç aç diye evet, bir şey var ya. Bir aslında oldu, şimdi evet. Tamamen öyle. Evet. Millet hani, aç. Evet. Aç. Ya sen Ayasofya aç, karnı gurul diyor adam. Secdeye giderken karnı gurul diyen adama sen Ayasofya'yla... ne oldu Ayasofya? Ne oldu? İşte. Çamlıca'da kaç kişi varmış bugün biliyor musun? Büyük proje, kaç lira para harcandı? Zaten epeydir oraya insanlar gitmiyor. Epeydir yok oranın cemaati. İşte. Şimdi demek ki taş olarak kaldı orası öyle. Evet, işte yani konjonktür değiştikçe camiler de değişiyor ama hani o camilerle bu işliyor. Ya neticede karın doyurmuyor. E tamam, öyle şimdi mi? Tekrar bir cami var. Taksim Camii biter. Orada peki orada ama da kıl cuma namazını. Netice peki ne yani, böyle gidilemez. Böyle gitmeyecek. Şimdi yani Tayyip Erdoğan'ın kendisi gidemez yani. Öyle. Kendisi de gidemez. Ekonomi hani konuşulurken bir şey başladı. Hani eleştiriler böyle. Daha çok Berat Albayrak üzerinde yoğunlaştı. Çünkü Tayyip'e söyleyemeyen de Berat Albayrak söylediği için bir anda şey, bugün Tayyip Erdoğan da sahip çıktı damadına, ama bir kampanya başladı iki gündür. Görmüşsündür belki. Berat Albayrak yalnız, yalnız değildir. Yalnız değildir. Ya niye yalnız olsun? Elbette yalnız değil Berat. Sen kendine bak yani, Allah Allah. Değil, çok affedersin. Altında çamaşır olmayan adam Berat Albayrak aynen yalnız öyle değildir diye tek açıyor ve ona destek veriyor. Hayır. Karın gurultusunu bastırarak yalnız değildir dediğini düşünsene. Merak etme sen, o ya tabii ki yalnız değil. Aynen öyle. Sonra şöyle bir şey oldu. Mesela belli isimler var mı? Acaba onlar da destekliyor mu? Fahrettin Koca yazacak mı? Süleyman Soylu. Dün yazmadı mesela. Bu dünden beri gidiyor. Neyse rahat Soylu dünden niye yazsın bugün yani? Yazdı. Keyfinden öyle mi? Ona evet, mı dedi yalnız değil? Yanındayız diye.
biriz hepimiz Türkiye falan diye bir şey yazdı. Ama yazdıktan sonra da püf diye herhalde gülmüştür kendi kendine. Ama orada şöyle de bir şey var. Tamam, Süleyman Soylu Berat Albayrak'ın yanında. Berat Albayrak Süleyman Soylu'nun yanında mı? İşte değildi. Nitekim hani bir ara istifa etti, geri geldi falan, tamam dedi, ben sorumlu. Hiç sesi çıktı mı Berat Albayrak? Ne güzel, böylece gitse güzel olur hatta diye. Tabii tabii, böyle bir siyaset. Ama daha kurnaz, kurt tabii şey. Soylu Berat'tan daha daha kurt bir politikacı. Bu da yetişiyor ama. Elbette. Aparta böyle öteki damat falan da var, öyle bu hiç, işler bitmiyor. Acayip acayip diyor. Şimdi tam bunun ortasında bir tane bir adam bir çıkıntı, bir şey söyledi, bir şey yazdı. Şu şimdi bu Celalettin Güvenç. Celalettin Bey ne demiş bakalım. Köpekler havladı diye atlar ölmez. Abi tamam, hani Berat Albayrak'ın yanındayız, yalnız değiliz, tamam yapacağım da cümleye bak. Hani bu yaranmaya çalışırken yaralananların en önünde bugün bu koştu Celalettin. Bu Celalettin Güvenç kim biliyor musun? Bu eski bir vali değil miydi? Eski vali. Mahrem'deki vali bu. İçişleri Komisyonu Başkanı hem değil. Evet. Önemli de bir komisyon. Bu valinin adı Mahrem'de var. Barış Pehlivanoğlu'yla. Barışların kitabında var Mahrem'de. Barış Terkoğlu'yla. Barış Pehlivan'ın kitabında. Mahrem bölümünde bu var. Hatta kitap çıktığı zaman yanlış hatırlamıyorsam kitabı, içeriği ve kitabın erişimi ve kitaplar içinde durdurma davası açmıştı ve uğraşmıştı. Peki niye böyle bir şey yapıyor? Onun nedeni şu, Celalettin Güvenç bu kitaptaki bir takım bilgilerden rahatsız olmuş. Şimdi rahatsız olduğu şey şu. Notları bulmaya çalışıyorum. Zaman kazanıyorum bu arada konuşurken. Kitaptaki şeyde AKP'li o zaman valilik yaptığı dönemde Fethullah Gülen'in kardeşi ve birkaç arkadaşı ve daha 80'e yakın kişinin bir genç kız dedi ya, çocuğa. Ne genç kız ya? Bir çocuğa tecavüz davası vardı. Bu davanın üstünü kapatılmasında rolü olduğu yazıyordu Mahrem'de. O kişi bu. Celalettin Güvenç'tir. Kitaptaki bölüm şöyle. Erzurum valisi o zaman. Erzurum'da bu tecavüz yaşanıyor. Kızın şikayeti üzerine gündeme geliyor ve bu dosya kapatıldı. Üstün neden kapatıldı? Mahrem'de anlatılır. Mahrem'deki bölümde Erzurum valisi Celalettin Güvenç'in adı geçer. Bu benim adım yok, benim olaya nasıl karıştırıldı falan diyor. Ama tanık ifadelerinde Celalettin Güvenç'in adı vardır. Ve onu dosyalı numarasıyla falan Barışlar yazmıştır. Savcılık aşamasında mı kapatılmış, dava açılmış? Savcılık aşamasında kapatılıyor. Erzurum valisi, bugün AKP Kahramanmaraş milletvekili Celalettin Güvenç, mağdur SEÖ'nün kaldığı yurdu basıyor. İddia bu. Hocaya komplo mu kuruyorsunuz diye çıkışıyor. Fethullah Gülen'i mi kastediyor hocalar? Hoca tabii, hocaları o zaman. Ama öyleydi tabii canım. O zaman hepsinin hocası elbette o. Elbette yani. Hoca efendi hatta. Bırak hocayı, hoca efendi diye söyledikleri. Bu tür tweetleri o zaman hoca efendi için atıyorlardı zaten değil mi? Böyle köpekler havlar tabii, diye. Tabii. O zaman da öyle, yalnız değildir ya, Fethullah Gülen yalnız o değildir. O zaman tek yaşam odası henüz yoktu ama. Diyalog, hoşgörü. Tabii. Türkçe olimpiyatları. Hepsi öyleydi. Bu yani... atlar istedi diye köpekler ölmez. Fethullah Hoca'nın yanındayız. Lafları o zamanlar. Yani şimdi FETÖ dedikleri Fethullah Gülen'in en büyük yardakçılarıydı. Ya valla o zaman bu tweetin arkasındaki şey, psikoloji belki de bir dayanışmadır. Çünkü Berat Albayrak da Fethullah Gülen'in okullarından mezun birisi olduğu halde. Neticede bazı ayrıcalıklılar var tabii. Ya öyle bir şeydir ya da yanlış bir yalakalık yapmış tabiri ya caizse. Şöyle ifade çok çirkin. Yani, köpek diyor. Köpek kime diyorsun? Bu ülkenin hani şöyle bir şey. Ya akıl mantık var. %50'sini köpek diyebilir misin? Canım bir bakın, bu
adam kamu maliyesinden sorumlu bir bakan. Elbette hukukçu. Bunun politikaları eleştirilecek. Birileri bir şeyler söyleyecek. Yani ne demek köpek havlaması? Yani bunun de hukuk, bu kamuoyunun sesidir. Valilik yapmış adamsın, kaymakamlık yapmış adamsın, hukukçusun. Ya bir kere yani sen siyasetçi olsan, siyaset diye bir şey kalmış olsa bu bir veridir. Ha demek ki bir tepki var. Acaba neye tepki var diye bakarsın. Sonra şöyle. Anında saldırıya geçmek de nasıl bir şey? Yeni başladı yani. Tamam, hani bu şöyle kim yalakalık yarışına dönüştüğü zaman artık ondan sonra dikiş tutmuyor hiçbir şey. Ama ben söyleyeyim yani Berat Albayrak'a yalakalık yapanlar doğru ata oynamıyorlar. Çünkü tamam tabii ki Tayyip Erdoğan onu koruyup kollayacaktır. Neticede ekonomiyi teslim ettiği birisi. Fakat içeride aile içinde Berat Albayrak'ın hiçbir itibarının olmadığı da biliniyor. Yani Berat Albayrak'ı bizzat sık sık aşağıladığı falan da kulağımıza geliyor. Yani onun için çok da Berat Albayrak'ı böyle geleceğin şeyi falan gibi görenler hakikaten demek ki bilmiyorlar yani bir sürü şey. Celalettin Güvenç yaranmaya çalışırken yaralanan arkadaş şöyle bir şey geçiyor. Bu 2005'te Fethullahçıların Abat Platformu organizasyonu Erzurum'da ağırlıyor. Ama bu şöyle FETÖ'cü olduğu anlamına gelmez. Zaten kimse şu FETÖ'cü bu FETÖ'cü bizim işimiz değil. Şimdi FETÖ bunu, başka bir şey, Fethullahçılık da başka bir şey bana sorarsan. Bir anlamda yani. Öyledir yani, ama evet. İşte hani tartışılıyor. O zaman Barışlar şöyle bir şey söylüyor. Hani tamam kitapta böyle bir şey olur. Bilmem ne diyorsun. Yayına da katılıp tartışmışlardı. Güvenç hakkında şunları söylüyorlar. Bakın Güvenç FETÖ'cüdür demiyoruz biz. Ama açın bakın o günlerde FETÖ ile oldukça yakın ilişkileri var. 2005'te FETÖ'nün Abat Platformu'nu Erzurum'da ağırlıyor. Yine FETÖ medyasında övgüler alan, Türkiye'nin en başarılı valisi bilmem ne gibi acayip haberler Zaman Gazetesi'nde. Bir de şeyi de söyleyeyim, bu Zaman Gazetesi'nin falan kapanması, arşivin kapatılması Fethullahçıların propagandasını engellemek değil, geçmişi yok etmek. Tabii arşiv tamamen yok edildi. Yani Fethullahçı propagandasını önlemeye dönük bir tedbir değil. Elbette. Geçmişi silmek, geçmişteki işbirliği ve şeyi ortadan kaldırmak için yapılmış bir harekettir. Tecavüz skandalının yaşandığı günlerde Zaman Gazetesi'nde yeni kamu görevlisi neslinin örneklerinden biri diyor. Haber çıkıyor. Tesadüf mü bütün bunlar? Hani bütün bu geçmişte bilmem ne yapıyorsun. Atlar, köpekler, her şey birbirine karışıyor. Görüldüğü gibi.